Sonsuz şükürler olsun ki bizler yokluktan varlığa geldik. Ve bizler yüce sahibimizi tanıdık. Onun aziz elçisi Hazreti Peygamber aracılığıyla onu tanıdık. Bizim yeryüzünde tesadüflerin oyuncağı olmadığımızı, rastlantılardan doğmadığımızı, elimizin, ayağımızın, gözümüzün, kulağımızın tesadüflerden türetilmediğini, o yüce tasarımcının, o yüce yaradanın, o şekil veren şefkatli sahibin eserleri olduğumuzu anladık, öğrendik. Hamdolsun ki yeryüzünde misafir olduğumuzu, imtihan edildiğimizi ve bu imtihanı kazanabilirsek önümüzde ebedi bir saadet, ebedi bir esenlik iklimi olduğunu öğrendik. Bizi varlıkla, yoklukla, darlıkla, dirlikle imtihan ettiği bir dünyadan geçiyoruz. Acaba biz gerçekten vefakar mı olacağız? Acaba biz her hal ve şartta sırf çıkarımız gerektirdiği zaman değil, sevincin içerisindeyken de, üzüntünün içerisindeyken de, zevkin içerisindeyken de, acının içerisindeyken de acaba biz yüce yaradanımıza bağlı olmayı sürdürecek miyiz? İmtihan bu işte. Acaba biz hastalıklar altında nefes nefese inlerken hala Allah diyecek miyiz? Acaba biz eşimizle, evladımızla, evimizle, malımızla, mülkümüzle ilgili herhangi bir ızdırabın içerisinde kaldığımızda yine de sabırla Allah, Allah, Allah diyebilecek miyiz? Ve acaba biz Allah bize nimet üstüne nimetler yağdırdığında, soframızda envai çeşit yiyecekler olduğunda, güzeller güzeli evlatlarımızı okşayıp sevebildiğimizde, eşimiz sağlıklı, anamız babamız sağlıklı olabildiğinde, her türlü işimizin rayında yolunda olabildiği bir iklimde de kibirlenmeden, bak benim malıma, bak benim servetime, bak benim markama demek yerine yine de secdeye kapanıp, yine de boyun eğip şükürler olsun yüce Rabbimiz, hepsi senin lütfundur, hepsi dilersen bir emirle bir gecede alır götürürsün demeyi sürdürebilecek miyiz? İşte imtihanı kazanmak budur.